Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi ilk yardım nedir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. İlk yardım bir hastalık veya kaza durumunda hastanın veya yaralının sağlık durumunun daha kötü gitmemesini engellemek ve yaşam kalitesini üst seviyede tutmak için yapılan ilaçsız girişimlerdir. İlk yardım nedir? Ani olarak hastanın veya kazaya uğrayan kişinin anında olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaleye ilk yardım denir. İlk yardımı amaçlar: 1. Hayat kurtarmak. 2. Durumunu korumak. 3. Sakatlıkları önlemek. İlk yardımda 6 devre. 1. Tedbir. İlk yardımcının kendisinin ve kazadenin güvenini sağlaması. 2. Teşhis. 3. Tedavi. 4. Telekomünikasyon haberleşme. 5. Triaj. Öncelikli kazazadenin belirlenmesi. 6. Taşıma. İlk yardımda bulunması gereken özellikler. 1. Her zaman tedbirli olmalıdır. 2. Soğukkanlı olmalıdır. 3. Cesaret gösterilerinden ve emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. İlk yardımda haberleşebilecek telefon numaraları: 110 itfaiye, 112 ambulans, 114 zehir danışma merkezi, Sağlık Bakanlığı, 154 trafik polisi, 155 polis, 156 jandarma. Ecza dolabında bulunması gereken malzemeler: üçgen sargı bezleri 1, 2, 3, 4, 2 rulo sargı bezleri, 3 steril gazlı bezler, 4 flaster, 5 çengelli iğneler, 6 pamuk, 7 yara bantları, 8 antiseptik solüsyonlar, Batikon, Mersol, 9 turnike lastiği, 10 ilk yardım rehberi, 11 ağrı kesici. İlk yardım çantasında ek olarak malzemeler: tepeşir, makas, cep feneri, kağıt kalem, boyunluk, servikal kollar. Turnike lastiği gerekli değildir. Onun yerine üçgen sargı bezi, kravat veya herhangi bir kumaş parçasını kullanmak daha uygundur. Bu müdahalelerin ilaç olması bir sağlık personeli tarafından uygulama gereğini ortadan kaldırmaktadır. İlk yardım bu özelliklerden dolayı yakında bir sağlık personeli yoksa ilk yardım eğitimi görmüş, bilgili ve deneyimli bir kişi tarafından yapılabilir. İlk yardım temel ilkeleri: olayın geçtiği yeri inceleyin. Önce kendinizin, ardından çevrenizin ve hastanın can güvenliğini sağlayın. Derhal ambulans çağırın. Çağrılmasını sağlayın. Kendinizi tanıtarak bu konuda eğitim aldığınızı çevrenize açıklayın. Ya da etrafta ilk yardım konusunda daha bilgili biri varsa müdahaleyi ona bırakıp yardımcı durumuna geçin. Soğukkanlı ve çevrenizi sakinleştirici şekilde davranın. Saniyelerinin önemli olduğu bu durumlarda hastayı soğukkanlı ve hızlı bir şekilde değerlendirin. Gereken müdahaleyi yapın. Bilmediğiniz bir konuda müdahale etmeyin veya yanlış ve bilinçsiz bir müdahale edilmesini engelleyin. Hastayı sakinleştirici ve yumuşak bir ses tonuyla konuşun. Olay yerine ulaşan sağlık personeline doğru ve detaylı bilgi verin.
Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.